Arkadaşlar merhaba. Blender serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu seride Blender ile modelleme nasıl yapılır? Animasyon nasıl yapılır? Daha çok oyunlar için modelleme ve animasyonlar nasıl yapılır? Bunları öğreneceğiz. İlk dersimize giren olarak programın arayüzümüzü ve başlangıç ayarlarımızı göreceğiz. Öncelikle bu uzay ekranına dönmek ilk başta zor olabiliyor Blender'e başlayanlar için. Bunların tabi kısa yolları var. Buna alıştıkça gerçekten rahat oluyor. Öncelikle Unity'de de bu geçerlidir. Shift Space yaptığımızda mouse'umuz neredeyse orayı tam ekran yapar. Örneğin ben buraya getirdim. Shift Space dedim. Ve burayı tamamen tam ekran yaptı. Tekrardan Shift Space'e basıyorum. Ve eski haline geldi. Şimdi uzay ekranını yapacağım. Aynı şekilde mouse'umu buraya getiriyorum. Ve Shift Space'e basıyorum. Evet, burası geldi. Bu sol panel T tuşu ile açıp kapatabiliyoruz. Bir de sağ panelimiz var. Bu da N tuşu ile açıp kapatılabiliyor böyle. Dediğim gibi Shift Tab ile istediğimiz her yeri neredeyse büyütebiliyoruz bu şekilde. Bu bazen kolaylık oluyor. Ben çok kullanıyorum. Daha sonra buradaki ayarlara bakacak olursak bu objemizin lokasyonları X pozisyonunda, Y'de ve Z'de. Bu rotasyonlar. Bunlar boyutları. Bu çizim için bu şekilde bir şey modellerken üstüne mesela yazı yazabiliyoruz. Atıyorum bu. Yazamadım ben ya şey. Tablet olursa daha güzel yazar. D tuşuna basılı tutup yazabiliyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. D tuşuna basıp sağ klik ile de böyle bu şekilde siliyoruz. Ve mouse'umuzun ortasıyla da büyütüp küçültebiliyoruz. Bu şekilde silebiliyoruz. Yani örneğin bunu çizdik. Ve üzerine işte 12 santim yazamadım. Ya da direkt 12 deyip ya da başka bir şekilde kullanabilirsiniz yani. Bunlar onların ayarları var. Burada kilitleyebildiğimiz objeler, kursörler, kameralar. Mesela biz kamerayı kilitleyebiliyoruz. Bu ne işimize yarıyor? Bunu şöyle göstereyim. Bu objemizi siliyorum. Ve Shift A tuşuna basıp bir kamera oluşturuyorum. Ve daha sonra sağ taraftaki numlock klavye, pardon numlock numaralarından sıfıra basıyorum. Ve burada kameraya geçiyoruz. Kameraya geçtiğimizde biz eğer döndüğümüzde kameradan çıkıyor. Ve ben döndüğümde kameram da dönmesini istiyorum. Tekrar sıfıra basıyorum. Ve buradan look camera to view diyorum. Dediğimde artık ben döndüğümde kamerayla birlikte dönüyorum. Yani kamerayı aslında baktığımız yöne kilitleyebiliyoruz falan. Daha sonra burada, pardon, burada kameranın görüş açısı kliplerin şeyleri var. Burada 3D kursör ayarları var. Burada ekranımızın mesela bu çizgileri online renderlere kaldırabilip background'ı da buradaki background'ı ayarlayabiliyoruz. Buradaki background'ı da değiştirebiliyoruz rengini. Bu şekilde şu yukarıdaki tikleri de kullanarak Vert background dediğimizde buradaki background buraya geliyor. Ama tabii bu Blender render için geçerli. Daha sonra burada shading ayarları var. Bu shading ayarları şunları bir kapatalım. Bir küp oluşturalım. Shading ayarlarında da Matscape. Matscape'de bu şekilde solid shading'de solid görünümünde objelerimizi bu tür görünümlere sokabiliyoruz. Bunlar ne işimize yarıyor dersek açıkçası yani ben bunları çok kullanıyorum modellerken. Güzel bir yani detayı falan gözüküyor. Güzel hoş oluyor yani. Matscape'i kaldıralım. Ambient Occlusion şöyle göstereyim. Hızlıca yapacağım. Buraları anlamanıza gerek yok zaten. Ambient Occlusion şuradaki gölgeleri ekliyor. Bu da detayı ortaya çıkarıyor modeldeki. Motion Tracing ayarları. Background Image. Karakter modellemeye başladığımızda background image'leri çok kullanacağız. Ya bunları şimdi göstermeyeceğim. Burada bu tür ayarlar var. Sol taraftaki panelimizde önce sağ taraftaki panelimi N ile kapatıyorum. Sol taraftaki paneli T ile açtığımızda yine temel
Translate, Rotate tuşları, Mirror komutu, Duplicate, çoğaltmak komutu. Bunların kısırları var zaten ama yine burada, buraya koymuşlar. Shift D ile Duplicate, yani çoğaltabiliyoruz bu şekilde. Burada Create'den Shift A'daki bütün çoğu şey burada var. Buradan da oluşturabiliyoruz. Burada grupları falan alabiliyoruz, paritleyebiliyoruz. Bunların da kısırları var. İleride göreceğiz. Ctrl+G bir gruba almak mesela. Burada animasyon key oluşturma. Yani aslındaki, yani şöyle, klavye kısayollarını buraya tek tek koymuşlar gibi bir şey. Yani key atamakta I, buradaki I. Fizik konusunda özellikler var burada. Yani aslında bu pencereyi çok kullandığımı söyleyemem. Burada yine bu çizginin ayarları var. Genel olarak bu şekilde. Yukarıda file'de yeni sahne oluşturmak, sahneyi açmak. Önceki sahneler direkt kapattığımız sevilemediğimiz sahneleri kurtarma. Sevilme, ayrı yere sevilme, kopyasını sevilme. Burada ayarlarımız var. Burada Blender'ın başlangıç ekranında ne olsun? Mesela bunu silip de bunu yaparsam Blender'ı tekrar açtığında bu sahne gelecek. Bu şekilde append, yani başka bir Blender dosyalarından bir şey çekebiliyoruz. Import export, yani bir herhangi bir 3D objesini buraya alabilir ya da 3D objesini çıkartıp çıkabiliyoruz. Burada render ayarlarımız var. Burada pencere ayarlarımız, tam ekran yapabilme ayarlarımız. Burada yardım kısımları, burada splash screen, linkler, daha önceki şeyler, Blender kısayoları ve de Trinity Max ya da Maya, buradan seçebiliyoruz. Blender Render'den başka Cycles Render ve Blender Game olmak üzere 3 render motoru var. Buradan sahne ekleyip ya da sahne silebiliyoruz. Burada da Blender'ın bize verdiği farklı işler için buradaki tasarımı değiştiren etkenler. Mesela Game Logic dediğimizde sadece oyun ekranı için özel olarak ayarlanmış bir ekranımız var. Default yapalım bunu. Alt tarafta timeline'imiz, animasyon için kullanmamız gereken yer. Daha birçok animasyon şeylerimiz burada var. Burası uzay dediğimiz bir ekran. Sağ tarafta sahnemizin ayarları, objelerimizin ayarları, properties kısmı açıkçası. Sağ üst kısım sahnedeki objelerimiz olan bölüm. Bunları görünür falan yapabiliyoruz buradan. Onun dışında burada yine tıklayarak splash screen'e ulaşabiliyoruz. Versiyon kodumuz sahnemizdeki objelerin vertexleri, yüzeyleri, tris sayıları, objelerin toplamı, kaç ışık var ve kaç megabyte, yani hafızayı kaç harcıyor onu gösteriyor. Alt tarafta objelerimizin, şurada bir küp oluşturalım. Objelerimizi döndürme, scale ya da taşıma butonlarımız, bunu açıp kapatabiliyoruz. Global, lokal, daha farklı seçeneklerimiz var. Alttaki bu layer'ları ileriki derslerde göstereceğiz. Ama çok da bir olayı yok. Ama çok kullanışlı, ben de çok kullanıyorum. Bu birinci layer'ımız. Buralarda zaten boş layer'larımız. Bunları ileriki derslerde göstereceğim. Render, animasyon kısırları burada da var. Obje modu, edit modu. Bir objeyi editlemek. Edit modunda yapıyoruz. Obje modunda yapamıyoruz. Vertex boyama, scalp heykelcilik modu, kemik boyama, texture paint ve çizdiğimiz çizgileri editleme kısmı. Yine burada birçok özelliğin burada ek olarak, yani şu et kısmı burada da var. Burada da var ve burada da var. Yani üç farklı yerde var. Animasyonu bitiriş, başlangıç frame'i pardon. Başlangıç frame'i, başlangıç karesi, bitiş karesi, bulunduğumuz kare, ileri geri, bu zaten biliyorsunuz, oynatma, durdurma.
Buralarda farklı özellikler var. Bu otomatik kağıt ama burada hangi key türü? Playback. Bunları ileriki derslerde göreceğiz. Bu editör tiplerinde Python konsolu açabiliyoruz. Burada zaten bu ekranımızda properties, şu properties oluyor. Timeline'de bu timeline oluyor. Graph editor var. Bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bunlar animasyon için kullandığımız editör tipleri. Tekrar timeline alalım. UV map açmamız için UV image editörü kullanıyoruz. Burada klip editörlerimiz, yani video kliplerini düzenlediğimiz yerler. Node editörde materyal notlarını ya da render notlarını ayarlayabiliyoruz. Node editör, bunu ileriki derslerde yine göreceğiz. Text'te yazı yazabilir ya da bir kod yazabiliyoruz. Logic editörde de game engine, oyun için bir editör tipimiz var. Tekrar pardon, timeline'e gelelim. Bu bölmeleri bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şunlar tutup çektiğimizde bir bölme daha sağlayabiliyor. Bunu istediğimiz kadar yapabiliyoruz bu şekilde. Bunları kapatmak için şu sağ sol oku geldiğinde sağ tık yapıp join'i araya diyebilir. Ve bu şekilde sağa doğru ya da sola doğru istediğimiz şekilde kapatabiliyoruz. Tekrar şunu silelim. Genel olarak baktığımda anlatmadım. Buralar var. Buraları ileride daha detaylı bir giriş yapacağız. Uzay ekranına dönmek için mouse'umuzun orta tuşuna basıp sağa sola dönebiliriz bu şekilde. Daha sonra Shift'e basıp aynı işlemi, yani Shift artı mouse'umuzun orta tuşuna bastığımızda bu şekilde taşıma işlemini yapıp döndürüp taşıma şu şekilde kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Yine mouse'umuzun orta tuşuyla zoom in zoom out yapabiliyoruz. Yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Başka uzay ekranda CTRL'ye basıp mouse'umuzun orta tuşuna basıp ileriye geriye tuttuğumuzda yine zoom in zoom out yapabiliyoruz. Shift ile yaptığımızda bu taşıma işlemi oluyor zaten. Onun dışında sol tık 3D kursörümüz var. Onu taşıyor sadece. Bu 3D kursörde nereye bırakırsak bir obje oluşturduğumuzda direkt orayı oluşturuyor. Örneğin buraya oluşturdum, buraya geldi, burayı oluşturdum, buraya bir şey geldi. Bu kursörümüzü orta merkeze almak için de Shift S'ye basıp kursör to center diyoruz. Daha sonra bir objemizin taşıma döndürme işlemlerini nasıl yapabiliriz? Küp objemizi oluşturduk. Taşıma için G kısa yolu kullanıyoruz. Buradaki taşıma ile aynı ama G biraz daha global, yani her yere taşıyabiliyoruz. Ama G'ye basıp X'e bastığımızda sadece X yönünde gidiyor. Y'ye bastığımızda sadece Y ve Z'ye bastığımızda sadece Z yönünde gidiyor. Aynı şey rotasyon için R'ye basıyoruz, dönüyor. X'e bastık sadece X pozisyonunda, Y pozisyonunda ya da Z pozisyonunda dönüyor. Aynısı da boyutlandırma scale için de önemli. S'ye basıyoruz. Normal büyütüyoruz ama X'e bastık X yönünde, Y yönünde ve Z yönünde. Ama bunun da bir kolay yönü var. Şimdi G'ye bastım. Şimdi tekrar G'ye basıyorum. Bu pozisyondayken mouse'umun orta tuşuna basılı tutuyorum şu anda ve istediğim yön nereyse oraya doğru götürdüğümde oraya doğru bu şekilde taşıyabiliyorum. Benim en çok kullandığım bu açıkçası. Daha kolay işime geliyor. Aynı şeyler rotasyon ve scale için de geçerli. Bir kere R'ye bastım. Ve bu şekilde döndürebiliyorum. Ya da İki kere R'ye basıp her yere döndürebiliyoruz. Bir kere R'ye bastığımızda baktığımız yönden dönüyor sadece. S'de yine aynı şekilde bu şekilde. S'ye basıyorum bir kere. Sonra mouse'umun orta tuşuyla istediğim yöne bu şekilde büyütüp küçültebiliyorum. İstediğimiz yöne yaparken tabii ki de şu anki baktığımız açı da önemli.
Yani ben burada şurayı rahat yapabilirim, burayı da rahat yapabilirim, burayı da rahat yapabilirim. Genel olarak obje taşıma, döndürme, boyutlandırmada bu şekilde. Bir kere ayağa bastığımızda bütün objeleri seçer. Tekrar ayağa bastığımızda bütün objeleri seçilmesini iptal eder. İki dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.